Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün paşamızın 81 yıl önce gözlerini yumduğu yerdeyiz. Dolmabahçe Sarayı'ndayız. Mustafa Kemal Paşa öldüğünde Ulus Gazetesi muhabiri Cemal Kutay şunları yazmıştı. Bütün millet kendisine haysiyet, hürriyet, istiklal, güzel şeyler armağan etmiş, şefkatli bir babadan öksüz kaldığında nasıl gözyaşı döker? İşte öyle gözyaşı döküyordu bütün millet. 81 yıl önce hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Paşa'yı unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bugün de on binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Sanki bugün vefat etmiş gibi. Yine aynı hüzün var, gurur var, özlem var. Mustafa Kemal Paşa'mızı anıyoruz Dolmabahçe Sarayı'nda. Sabahın erken saatlerinde geldi buraya vatandaşlar. Akın akın. Binlerce kişi kapıda hala. 71 numaralı odaya girmeye çalışıyor insanlar. Mustafa Kemal Paşa'nın gözlerini yumduğu o yatağı, o odayı yakından görmek istiyorlar. Çoğu insanın daha önce geldiği oday. Çoğu insanın daha önce ziyaret ettiği yer burası. Ama her 10 Kasım'da olduğu gibi adres yine aynı. Dolmabahçe Sarayı 71 numaralı oda. Mustafa Kemal Paşa'yı anıyoruz. Saygıyla, hürmetle, minnetle, özlemle, duayla. Paşamızı konuşacağız. Yanımızda konuğumuz var. Doktor Orhan Çekiç. Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi öğretim üyesi. Hocam, Mustafa Kemal Paşa'yı kısa bir sürede anlatamayız. Konuşmakla bitiremeyiz. Muhteşem bir lider, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Sanki 81 yıl önce ilk günkü gibi herkesin hüznü, matemi, çocuklar burada, gençler burada. Bir tarihçi olarak önce hocam, siz neler hissediyorsunuz burada olmaktan dolayı Mustafa Kemal Paşa'mızın? Evvela CNN'e teşekkür ediyorum. Böylesi çok önemli bir günde bana birkaç söz de söyleme fırsatı verdiği için. Elbette heyecan doluyum. Hele bir tarihçi olarak çok ayrıntıları biliyor olduğum için, henüz halkımın bilmediklerini de biliyor olduğum için daha da heyecanlıyım, onu söyleyebilirim. Ve Dolmabahçe Sarayı'na getirilişi inanılmaz bir hüzünlü doludur. Ayrıca bir dramdır. Çünkü buraya Savarona'dan geldi. Oturamıyordu. Neden o duruma kadar beklediler? Yani neden oturamaz hale gelene kadar Savarona'daydı? Kendi istedi. Niye istedi? Hatay olmadan, Hatay bitmeden, Hatay kurtulmadan dönmem dedi. Dolayısıyla 1 Haziran'da çıktığı Savarona'dan 26 Temmuz'da ayrılacaktır. Çünkü 5 Temmuz'da Hatay kurtulacaktır. Bir lider düşünün. Fransa'yı düşünün, o yılları düşünün. 15 senedir hayır diyen bir Fransa'yı 56 günde Savarona'da sedyenin üzerinde yatarken dize getirdi. Hatay'ı kurtardı. Çocuklar, şimdi benim tedavime başlayabilirsiniz dedi. Paşam dediler, nasıl taşıyacağız? O kadar geciktik ki ısrarla size 20 gündür gidelim diyoruz. O zaman oturabiliyordunuz. Şimdi oturamıyorsunuz bile. Şu divan var ya dedi, o divanı getirin bir deneyelim. Çalışanları sokun dedi kameralarına. Kimse görmesin. Bir prova yapalım. Taşınabilecek miyim acaba? Provası. Ve Kılıç Ali, Salih Bozok, Saik adlı bir sivil polis ve Cevat Bey. 4 kişi kanepeyi omuzladılar. Ortasına oturdu, oturamadı çünkü 42 kiloya düşmüştü. Kemik yığınıydı, kemikleri batıyordu, kaykılıyordu sağa sola, canı yanıyordu. Uzattılar o zaman. Uzandı. Savarona'nın ortasında bir döndüler. Evet, dönülebiliniyor. Savarona'dan bir motora geçmeleri lazım. Çünkü Savarona Dolmabahçe'ye yanaşamıyor. Deniz sığ. Onun için bir motorla, acar motoruyla taşınması lazım. Sorun da oydu zaten. Bir ip merdivenden inilecek sonuç olarak. O ip merdivenden büyük bir itinayla, hiç şüphe yok. Ama önde doktorlar, yanında Hasan Rıza Soyak Genel Sekreteri, Salih Bozok bir tarafında, Kılıç Ali bir tarafında. Özenle indirmeye çalışıyorlar ama canı çok yanıyordu.
hafiften hıçkırıklar başladı. Ve hıçkırmalar doktorlardan başladı. Bu esnada kendisinin donanmaya kattığı iki denizaltı, Saldıray ve Yıldıray, Savaron'un altındaydılar. Altında olduklarını anlıyoruz. Suyun üstüne çıktılar. Bütün Dolmabahçe'nin ışıkları söndürülmüştü. Zifiri karanlıkta girecekti çünkü onun o halde... Kimse görmemeli. Mehmet'e görünmek istemiyordu. Mehmetçiğe öyle görünmek istemiyordu. O hep Sakarya'daki, büyük taarruzdaki Mustafa Kemal Paşa olarak askerine görünmek istiyordu. Bunun için ışıkları söndürmek adına birinin hemen atlaması gerekiyor. Hasan Rıza Soyak. Kulübelere koştu, ışıklar söndürüldü. Mehmetçik bahaneyle uzaklaştırıldı. Kanepeyle kucakladılar. Fakat o yükselen, Savaron'un hemen altından yükselen o iki denizaltının bütün mürettebatı güverteye çıkmışlar. Esas duruştaydılar. Onları gördü, elini kaldırdı. Alasmağ dedi. Öyle bir sağ olup patladı ki. Keşke sağ olabileydi. Dolayısıyla kendi subaylarına son bakışıdır bu. Kucakta bu gördü, buradan göremiyor seyircilerimiz ama biz bir asansörün önündeyiz şu an. Bu asansör son ay içerisinde yapılabilmişti. Gizlice yapılmıştı. Buradan sokulacaktı. Nitekim kucakta... Bu asansör değil mi? Evet, hocam? Evet. Halil, dönebilir misin acaba? Gösterelim. Mustafa Kemal Paşa'mızın kullandığı, evet. Onun için özel yapılan, evet, bir asansör. Evet. Yürüyemeyeceği bilindiği için, Dolmabahçe'ye geldiğinde yürüyecek halinin kalmadığı bilindiği için alelacele yapılmıştı. Kucakta buraya sokuldu. Üst kata bile yürüyemeyecek haldeydi çünkü. Sonuçta iki kat biliyoruz Dolmabahçe. Ve 91 numaralı oda, 71 numaralı oda ve odadan bir daha çıkamadı. Odaya... Hocam burada 56 gün mü kaldı? Burada evet 1 Haziran günü çıktı. 26 Temmuz'a kadar. 56 gün. Neden 56 gün? Çünkü 56 gün doğmadan Hatay'ı kurtarmıştı. Ve Hatay'ı kurtarırken izninizle, vaktim ne varsa 2 dakika oraya muhakkak temas etmek istiyorum. Savarana'nın çok ünlü bir yat olmasına rağmen kliması bile yoktu. Dolayısıyla o dönemin yatları sıcaktan bunalıyordu. Herkes onu Dolmabahçe'de, Dolmabahçe taşınması önce denizde, Savarana'da geziyor, tozuyor zannederken o biraz rüzgar alabilsin diye seyir halindeydi Savarana. Kamerası tavanlara kadar buz kalıplarıyla doluydu. Güvertede yattığı yerde hükümeti yönetti ama yattığı yerin çevresinde 40'ın üzerinde leğenler vardı, içlerinde buz kalıpları. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya dedi, Şükrü Bey şu leğeni görüyor musun? Evet paşam dedi, nedir bu? İçinde dedi buz kalıpları var. Çocuk dedi, benim karnımda da bağırsaklarım, işte bu buz kalıpları bu leğende nasıl yüzüyorsa öyle yüzüyormuş. Sen dedi bir İçişleri Bakanı, burada duracak halin yok. Hemen Ankara'ya gidiyorsun, üstelik partinin genel sekreterisin. Ben bu cumhuriyeti kendime kurmadım dedi. Mutlaka karşı tedbir alacaklardır. Siz de karşı tedbirinizi alın. Ben burada bakan falan görmek istemiyorum dedi. Beni burada bırakın. Siz meclise koşun. Gereken tedbirleri almaya çalışın. Cumhuriyeti koruyun. Kollayın. Önce millet. Önce cumhuriyet. Önce devlet. Ve biz. Önce gelecek olan nesiller. O halinde iken dahi bunu düşünüyor idi. Ve işte o çok düşünceli olduğu, çok yırtındığı bir gecedir. 4 Temmuz gecesi. Aniden bir karar verdi. Hasan Rıza Soyak'ı bağlayın dedi genel sekreter. Bağlandı. Bayar Ankara'da, başbakan. Derhal dedi Ankara'ya temas kur. Ankara hükümeti, Paris hükümetiyle yarın temas kuracak. Öbür gün dedi Türk ordusu Hatay'a girecek. Öyle girecek, böyle girecek. Şimdi bu öylesine bir tehditti ki, akıl alacak bir şey değil gibi. Tevfik Rüştü Aras telefonda istifa etti. Dışişleri Bakanımız, onun 30 yıllık arkadaşı, Selanik'ten mahalle arkadaş. Hasan Rıza çıldırdı adeta bunu duyduğu zaman. Nasıl bırakırsın dedi Mustafa Kemal'i bu vaziyette. Hatay için bu kadar yırtınıyor dediniyor. Ne oldu ki böyle aniden karar verdin? Söyledi şey şuydu. Öyle bir emir verdi ki dedi, şansım %1 olsa denerim. %1 bile değil. Atatürk dedi son derece mantıklı. Ne dedi ki? Nota vereceğiz dedi Fransa'ya. Hiç mi dedi nota vermedi Atatürk bugüne kadar? Ne demek nota vereceğiz?
Hasan Bey dedi, bugün günlerden pazar. Atatürk pazar günü Fransa'ya nota vermemizi istiyor. Bu arada hocam, Mustafa Kemal Paşa'mızın kullandığı o asansörü bir büyüğümüz şimdi kullanacak odaya çıkmak için. Her yaş grubundan insan akın akın geliyor. Çok gerçekten bir refakatçi, Dolmabahçe Sarayı çalışanı o amcamızın kolundan tuttu. Şimdi o asansörle Mustafa Kemal Paşa'mızın odasına çıkartacak. İnanılmaz bir sevgi, tükenmeyecek, bitmeyecek, sonsuz bir sevgiden bahsediyoruz. Orhan Hocam, şunu da merak ediyorum. Cephedeki savaşçılarındaki müthiş başarısı asla tartışılamaz. Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın bilmediğimiz o yönlerini mesela çoğu insan bilmez. 11 kitabı vardı değil mi Mustafa Kemal Paşa'nın? Geometri kitabı, evet, nutuğu yazdı. Kendi yazdı. Yani yoksa okuduğu kitap sayısı 4000. Kendi yazdı. Kendi, evet evet. Aslında bilmeyen yönlerinden biraz konuşalım mı hocam? Bilinmeyen. Bilinmeyen yönlerinin işte en çok bilinen ya da diye. Evet. Bir tanesi yazdığı kitaplar konusundaki önce yaptığı araştırmalar bir defa. Nereden geliyor? Lise yıllarından geliyor. Yani Saint Joseph mezunu bir arkadaşı var, Ali Fuat Cebesoy. Fransızcayı onunla beraber çalışarak ilerletti. Çünkü o normal bir ortaokuldan gelmişti. Mustafa Kemal önce sivil bir ortaokulda okudu. Sivil bir mülkiye mektebinde okudu. Mülkiye ortaokulu, rüştiyedir bu. Ama o asker olmak istiyordu. Annesinin haberi olmadan o bildiğimiz üzere askeri okulun sınavına, duyar duyma sınavı, sınava girdi ve rüştiye, askeri rüştiyeye döndü. Ama o askeri rüştiyeye girdiği andan itibaren o okuduğu kitapların işte bugün Dolmabahçe'de yayınlanmakta ve sergilenmekte olanlarını biliyoruz. 4600 küsur kitaptır. Bu kadar kitap okuyan bir insanın zaten hem çevresini, hem insanını, hem ulusunu, hem halkları, hem bütün ulus, dünyayı çok daha farklı algılaması zaten beklenen bir şey. O yüzden çağının bütün liderlerinin çok ötesindeydi. Çünkü tam o Türkiye'yi yönetirken aynı anda Almanya'yı Hitler diye bir adam yönetiyordu. Ve adam Kavgam diye bir kitap yazmıştı. Bak onun yazdığı kitap Mein Kampf adını taşıyordu. Kavga edeceğim ve bana oy verin, başbakan yapın, Avrupa'nın yarısını Almanya'ya yapacağım demişti. Almanya'nın başındaki Hitler. Tam bu esnada Benito Mussolini İtalya'nın Mare Nostrum diye bir duyuruda bulundu bütün dünyaya. Benim Akdeniz'im dedi. Alanya, Antalya, İtalya diye Roma Üniversitesi öğrencilerini her gün ya şimdi bakın bir lider İtalya için kana bularım diyor. Çünkü eskiden Roma İmparatorluğu'nun toprağıydı. Deniziydi bu deniz demeye geliyor. Tam buna cevap olarak Ankara'dan Atatürk yurtta su, cihanda su dedi. Dolayısıyla neresinden baksanız kıyaslanacak bir hali elbette yok. Mümkün değil. Hocam gençlerle, çocuklarla konuşurken burada eğer Atatürk'ü görseydiniz ne söylemek isterdiniz diye sorduk. Ne dediler biliyor musunuz? Bu kadar şeyi nasıl yaptı? 42 yaşında değil mi hocam, yanlış bilmiyorsam Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor Mustafa Kemal Paşa'mız. 42 yaşında. 42 yaşında. Evet. Ne yazık ki 57 yaşında çok genç kaybediyoruz paşamızı. Ama bu kadar başarı, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkılıyor, Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor, devrimler, soyadı kanunları, tevhidi tetrisatlar, kanunlar, yani muazzam. Bunu nasıl yapabildi? Bir tarihçi olarak siz nasıl, son olarak bu yorumunuzu alsam hocam? Tabii ki olağanüstü. Zaten Atatürk dediğimiz zaman dünya ona olağanüstü bir gözle bakıyor. Nasıl bakıyor? İşte bakın UNESCO nasıl bakıyor. Dünya derken abartmıyorum. UNESCO, Birleşmiş Milletleri Kültür Kolu. 1981 yılının gelmekte olduğunu gördüler. 1978 yılında genel kurulu var, toplandılar, bir karar aldılar. Bu karar bir kere alındı. Sadece Atatürk için alındı. Bir daha alınamadı. Güya her devlet başkanı için yapacaklardı. Ama çıtayı Atatürk olarak koydular. 78'de dediler ki, 3 sene sonra 81 geliyor. 1981, Türklerin Atatürk'ünün doğumunun 100. yıl dönümüdür. Belli ki Türkler çok özel hazırlanıyorlar olsa gerek. Ama sakın ha dediler. Sakın ha diyen 11 ülke önergeyi veriyor. Birinci sırada Yunanistan. Sakın ha diyor. İkinci sırada Rusya. Sakın ha diyor. Arkasından İngiltere, Fransa, Amerika, herkes. 11 ülke sakın ha dediler.
Atatürk gibi bir liderin doğumunun 100. yıl dönümünü yalnız Türklere bırakamayız. Çünkü o insanlığın ortak paydasıdır. Dolayısıyla bütün devletler, işte onu temsil eden UNESCO, yani Birleşmiş Milletler, 78'de bir karar aldılar. 1981 yılı dediler, Atatürk yılı olarak ilan edilmelidir ve edildi. Bütün dünya yıl boyu Atatürk'ü anmalıdır dediler ve öyle anıldı. Böyle bir liderden bahsediyoruz. Ne kadar övünsek azdır, ona hiç kuşku yok. Çok gurur duyuyoruz. Evet. Türkiye çok şanslıyız. Ne kadar gurur duysak az, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir paşanın evlatlarıyız. Böyle bir lidere sahibiz. Ne kadar övünsek, tüm dünya övünüyor. Tüm dünyanın dilinde hala sözleri, Mustafa Kemal Paşa'nın kitapları, sözleri, yaptıkları, önemli olan eserleri. Eserleri. En başında da Cumhuriyet. En büyük eserim dedi Cumhuriyet. Hiç şüphe yok. Öyle bir dönemde öyle bir Cumhuriyet ki, gene UNESCO bu kararı alırken gerekçelerinde bunu da yazdı. O bir Cumhuriyet kurdu ama dedi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kuruluş koşulları hiçbir Cumhuriyet'in yeryüzünde kuruluş koşullarıyla ölçüşemez. Nereden biliyorlardı bu kadar yakından? İşgalciler onlardı çünkü. Atatürk onlara rağmen bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurabilmişti çünkü. Ve onları yenerek kurabilmişti çünkü ayrıca. O bakımdan onun kurduğu Cumhuriyet'in gerekçesinde yazarken dediler ki, bütün Latin Amerika Cumhuriyeti olabilir. Ama Atatürk'ün kurduğu öylesine bir cumhuriyet ki demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti niteliğinde bir cumhuriyet. Oysa Latin Amerika tamamen diktatörlüklerden oluşuyor. Aynı şey Afrika cumhuriyetleri için de geçerli. Dolayısıyla dediler Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetle öbür cumhuriyetleri bağdaştıramayız. O bakımdan Atatürk'ü 1981'de bütün dünya anmalıdır kararını alıyoruz. Ve daha sonra bu karar yürümedi. Yani umuldu ki 82'de de bir başka liderin, işte 2002'lerde de bir başka liderlerin doğum ya da ölümlerinin 500. 300. yılları gelir. Bütün dünya onları anılır diye proje başladı. Proje Atatürk'le başlayınca Atatürk'le bitti. Bir başka devlet adamı bulamadıkları için değil, bir başka Atatürk bulamadıkları için. Evet. Rica ediyorum, rica ediyorum. Çok duygu doluydu. Çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Hep kalbimizde özlem var, gurur var, hüzün var. Ama bir yandan da ah keşke diyoruz. Keşke evet. Daha çok yaşasaydı Mustafa Kemal Atatürk Paşamız. Daha çok yaşasaydı. Bu ülkeye daha çok katkıları, yenilikleri olacaktı çünkü. Ama biz çok şanslı bir milletiz. Çok şanslıyız. Onun gibi bir paşaya sahip olduğumuz için. Fikirler ölmez demişti. Ne fikirler ölebilir ne de Mustafa Kemal Atatürkler. İzindeyiz, yolundayız. Atamızı vefatının 81. yıl dönümünde duayla, minnetle, şükranla, saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz diyelim. Sözü Dolmabahçe Sarayı'ndan size bırakalım.